Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizlere bugün CFD'ye yeni başlayanlar için öğüt anlamında bazı bilgiler paylaşacağım. Bunu bir seri halinde yapacağım. Bu bir ilki olsun. Şimdi diyelim ki siz CFD öğrenmeye karar verdiniz ve diyelim ki dersini de almadınız. Muhtemelen YouTube'da videolar vardır. Onları teker teker birebir ya da ne bileyim kursları aldınız, birebir tutorial'ları yaptınız. Şimdi zaten eğitimini almadıysanız kurslar ya da YouTube videoları ya da kendi kendinizi öğrenmenizin dışında bir yolu yok. Şimdi eğer siz endüstride çalışan bir mühendisseniz durum sıkıntılı, ama öğrenciyseniz ticari yazılımların bir sürü tutorial'ları var. Manuelleri var. Bunların da anlaşılması kolay olmadığı için kurslar veriliyor. Şimdi öğrenciyseniz zaten böyle yapmaya devam etmelisiniz. Başka şansınız yok çünkü. Ama bu sizi nereye taşıyacak? Şimdi diyelim ki siz endüstride çalışan bir mühendissiniz. Bir şekilde şirkette CFD simülasyonu yapmak gerekti. Siz de aday oldunuz. Şimdi CFD'de ya da Türkçe adıyla hesaplamalı akışkanlar dinamiği de yani altyapı isteyen bir şey. Sadece CFD simülasyonu yapan birinin olması yeterli değil. Şimdi her şeyden önce çok iyi bir bilgisayar altyapısının olması lazım. Şimdi siz eğer böyle tasarımda kullandığınız bilgisayarları en iyi ihtimalle kullanmaya kalktığınızda sorunlar yaşamaya başlayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Mesela kurumsal şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde kullanacağınız CPU sayısı 100'ün üzerindedir. Şimdi bu tabii imkanlar çerçevesinde böyle. Ama 100'ün altına ya da biliyorsunuz 4'ün katları olduğu için 96 diyelim. Ama yuvarlamak için söylüyorum. 100'ün altında çalışmaya başladığınız zaman hem istenilen kalitede ve istenilen zamanda kısa sürede sonuç almanız zor olacaktır. Bu ilk handikap. Şimdi siz ne yaparsınız? 2 ya da atıyorum 8 çekirdekli, bilmiyorum şu an tasarımcı bilgisayarlarını nasıl alıyorsanız, onunla yapmaya başladığınız andan itibaren siz hem mesh sayısını az tutacaksınız, hem de eğer böyle bir transient, yani zamana bağlı bir çalışma yapacaksanız sizin problemleriniz olacak. Hem storage açısından hem zaman açısından. Şimdi bu diyelim ki şirketin sorumluluğunda olan bir şey. Ama diye düşünebilirsiniz, ama aslında sizin yönlendirmeniz lazım. Bir bilgisayar altyapısının sağlanması için. Hadi diyelim ki bununla ilgili işlemleri tamamladınız. Aslında şirketler bu işi şöyle yapıyorlar. Ar-Ge merkezi iseniz, eğer bir TÜBİTAK projesi yapıyorsanız, gerçi Ar-Ge merkezi olmadan da TÜBİTAK projesi yapabilirsiniz. O zaman işte projede bilgisayar alımı yaparsınız. O yüzden bunu nasıl söyleyeyim, şirketinize proje yaparak aldırabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama şimdi bunlar öyle şeyler ki arkadaşlar, bakın CFD'nin tutorial'ından başladık, ta nerelere geldik. Şimdi
siz bilgisayar yapısı, altyapısını hazırlayacağım diye TÜBİTAK projesi yapayım derseniz, şimdi genellikle şirketler böyle danışmanlık şirketleriyle çalışırlar. Neden? TÜBİTAK'a bir proje yazılacak. Proje yazmak da arkadaşlar başlı başına bir iş. Hiç de öyle azımsanacak bir iş değil. Zaten TÜBİTAK projelerinde ben çalıştım diyen de hiç heveslenmesin yazmaya. Çünkü bu işin nasıl söyleyeyim, sadece teknik kısmı değil ki. Projenin gerekliliği, parametreleri, finansal durumu, çalışacak kişiler vesaire. Yani bir girişimcilik projesi gibi. O yüzden hani şirketler kendi elemanlarının inisiyatifine bırakmıyorlar. Çünkü düzgün yazılmadığı zaman çok kolay reddedildikleri için bunu şirketlere yaptırıyorlar. Ama şu an şirkete yaptırdığınız zaman da o hibe desteğini alacağınıza hiç heveslenmeyin. Neden derseniz, çünkü yüzdesi çok düşük. Eski zamanlarda hani bir şirkette çalıştığınız an nasıl söyleyeyim, şey oluyor, ne derler, kolay kabul oluyordu ama şimdi kabul olmuyor. Bu danışmanlık şirketlerindeki bu proje elemanları konunun uzmanı olamazlar. Çünkü her konuda proje yazıldığı için teknik kısımlarını da problemsiz yapabilmek için bir profesörle çalışırlar. Bir de bu profesörün de daha önceden TÜBİTAK projesi yapmış olması lazım. Bir değil, birden fazla. Bazı hocaların nedense TÜBİTAK projeleri geri dönmüyor. Bazıları kolay reddediliyor. Yapan bir daha yapmıyor. Ama ne hikmetse bazı hocalarınki aşırı derecede kolay kabul oluyor. Ben bir tanesiyle çalışma fırsatı buldum. Teknik bilgisi zayıf bir profesörün bu kadar çok TÜBİTAK projesinin kabul edilmesini ben çok anlam veremedim. Herhalde bunun bir matematiği var diye düşünüyorum. Başka türlü şeyler aklıma getirmek istemiyorum. Çünkü hani bu projelerin çok ciddi yazılması gerektiğini biliyorum. Şimdi ne olmuş oldu? Bir danışmanlık şirketiyle çalışıyorsunuz, ona bir para veriyorsunuz. Profesörle çalışıyorsunuz, ona da 5-6 yılda 5-6 mühendisin maaşını vermezseniz ondan da size hayır gelmez. Yani bir CFD işine girişeceğim derseniz mali yükler bunlar. Şimdi şimdi diyeceksiniz ki yani nasıl söyleyeyim, teknik konudan başladık, nereye geldik? Ama şimdi bunlar hepsi birbiriyle ilintili. Eğer böyle ben bir CFD, şirketin bir CFD işini yapayım dediğinizde başınıza gelecek olanları var anlatıyorum. Yani şirketin gerçekten bu işe para yatırması lazım. Yani bir bilgisayar alacağım diyorsunuz, bir o kadarını şeye veriyorsunuz. Ben buna hep gülmüşümdür. Danışmanlık şirketiyle profesöre veriyorsunuz. Şimdi böyle yani onun yerine o bilgisayarı kendiniz alsanız ondan sonra daha iyi edersiniz. Yani aynı paraya gelir. Hatta daha ucuza gelir. Öyle söyleyeyim. Çünkü nasıl söyleyeyim, iş yapmak için birilerine iş yaptırmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden o TÜBİTAK projelerine girer misiniz, girmez misiniz? Şirketten çıkan paralara bağlı. Ama şimdi proje yaptık, işte devletten hibe desteği aldık falan filan gibilerinden. Ha, şimdi projeler yapılırken de o danışmanlık hizmetleri yazılmıyor değil. Ona da göz yumuyorlar ama önceden harcıyorsunuz, sonra alıyorsunuz vesaire. Bunlar farklı işler. Şimdi diyelim ki hadi bunları hallettiniz, gelelim teknik konulara. Şimdi siz tutorial'ları aldınız, işte eğitimlere
tamamladınız, iş kendi probleminizi çözmeye geldiğinizde işte halk tabiriyle dananın kuyruğunun koptuğu yer. Şimdi son yıllar endüstrinin problemi olan şeyler değil. Niye bu eğitimler verdirilir? İşte kullanıcı arayüzü öğrensin, nereye ne gireceğini bilsin diye yapılan şeylerdir. Zaten teknik problemleri de bu firmalar mühendisleri yaparlar. Şimdi siz böyle bir işe kalkıştığınız zaman ciddi bir teknik altyapınızın olması lazım. Ya da CFD bilen birinden danışmanlık almanız lazım. Bu ne kadar yaygın bilmiyorum. Şimdi neden biliyor musunuz? Siz böyle bir şirkette çalıştığınız zaman CFD sonuçları elde ettiğinizde eğer ola ki bu testle doğrulanmazsa, eğer mantıklı sonuçlar üretmezse size bir daha güvenmezler. Bakın, şimdi şirketlerde aşırı bir rekabet vardır. Tasarımcısı, testçisi söz sahibidir şirkette. Sözleri dinlenilir. Bu adamların yerleri de sabittir. Çünkü neden? Ürünle ilgili bilgi veriyorlar. Ama böyle CFD mühendisi çıkıp da bilgi üretmeye başladığı andan itibaren o söz sahibi olanlara bir ortak daha geliyor. O nedenle sizin her yaptığınız şey mercek altına alınır. Şimdi diyelim ki bir yerde bir sıcaklık hesaplayacaksınız. Diyelim ki siz atıyorum herhangi bir işlem 90 derece buldunuz. Ondan sonra gazın sıcaklığını. Ama ölçüm yapıyorlar 45 derece. Şimdi böyle abuk subuk şeyler çıkar mı? Çıkar. Eğer 90 iken siz 80 buluyorsanız şöyle söyleyebilirsiniz. Benim modelimi testle valide etmem lazım. Doğrulamam lazım. Parametrelerimi tuning diyorlar buna. Yani uygun parametreyi girmem gerekiyor falan diye o baskıdan kurtulabilirsiniz. Yani bir nasıl söyleyeyim, bir %10'luk tolerans size tanımlanır. Çünkü ölçümde de hata vardır. Belki CFD mühendisinin bulduğu sonuçlar, CFD çıktıları belki doğrudur. Bunu kimse şey yapamaz. Yani ölçümlerin bile hataları olduğu için o yüzden bir %10 bir genişlikte bir çözüme yakınsama kabul edilebilir. Ama edemiyorsanız ne olacak? Şimdi CFD mühendisleri ürünün tamamına hakim değilse, tasarımcısı değilse, prosesi çok iyi bilmiyorsa, çünkü CFD mühendisi teknik kişi olduğu için her türlü toplantıya şirketlerde davet edilmiyorlar. O yüzden ürünün her türlü bilgisine sahip değillerdir. Yani genel çerçevede evet. Ama bir parametre değiştiğinde o parametre nasıl değişir? Yani bunlar aslında bir know-how'dır. Daha önceden tasarımıyla ya da testiyle uğraşmış arkadaşlar ne bileyim 5 senelik, 10 senelik bir fikir yürütürler ne olup ne olmayacağına dair. Zaten bir fikirleri yoksa CFD mühendisine gelir de CFD yaptırırlar. Bunu da iyi bilin yani. Deneyleri yapılamıyorsa, öngörülemiyorsa. Şimdi siz de CFD mühendisi olarak milletin şöyle söyleyeyim, fikir yürütemediği bir konuda simülasyon yapacaksınız. Bir de o simülasyonun doğruluğundan emin olacaksınız. Şimdi bakın, yani işin içinden İşte şu yazılım böyle hesaplıyor, bu yazılım böyle hesaplıyor deyip çıkamazsınız. Yani kimse bu işi şu yazılım yaptı, bu yazılım yaptı demez. Bu işi siz yapmış oluyorsunuz. Uygun bir şey bulursanız
alır kullanırlar. Ama uygun bir şey bulamadıysanız size felaket patlarlar. Yani endüstride safety mühendisi olmak zordur. Ben size söyleyeyim. Yani teknik bilginizin dışında ürün bilginizin çok iyi olması lazım. Peki teknik altyapınızı nasıl hazırlayacaksınız? Yani endüstrinin problemlerini anlayabilmek için, çözebilmek için ben işte şuradan kurs alayım, ben buradan tutorial yapayım. Ondan sonra bunları öyle çözeyim derseniz zorlanırsınız. Şimdi şirketlerin, ben de bir CFT firmasında daha önce çalışmış biri olarak söyleyeyim. Onların elindeki test case'ler arkadaşlar sizlerde yok. Yani ticari yazılımları geliştiren, satan, eğitimini veren, kurslarını düzenleyen şeyler, nasıl söyleyeyim, yazılım firmaları bazı böyle kullanıcıya modellerini kullandırmak için evet tutorial'lar hazırlıyorlar. Manueller zaten anlaşılsın diye değil, anlaşılmasın diye yazılmışlardır. Ve onlar gerçek endüstriyel uygulamaları sizinle paylaşamazlar. Neden biliyor musunuz? Firmalarla yapmış oldukları gizlilik sözleşmesiyle. Yani ne yapacak? Bir firmanın şeyini, nasıl söyleyeyim, ürününü sizinle mi paylaşacak? Ürün detaylarını. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ya size basitleştirilmiş olarak verir ya da ölçütleri farklıdır. Bakın endüstride ürünün ölçütü bile çok önemlidir. Şimdi mesela ben size bir araba parçasından örnek vereyim. Mesela muffler, bu sesi kesen. Şimdi siz bir muffler ya da susturucu tasarlamak istediğinizde değiştirin boyutlarını, milimetre boyutunda değiştirin. Ben Almanya'daki iş yerindeki tecrübemden biliyorum. Çalışmaz. Ve sesi sönümlemede sıkıntı çıkarır. Çünkü o tasarımın toleransları çok dardır. Onu değiştiremezsiniz. Yani boyutuyla çok kolay oynayamazsınız. Onun için hem testler gerekir, hem safety çalışmaları gerekir. Bu işler böyle. Yani o yüzden firmalar kendi ekipmanlarının boyutlarının bile açıklanmasını istemezler. Bir küçücük delik çapının değeri. Şimdi ben biliyorum mikrokanallardaki uygulamaları 50 ile 100 ile çarpıp büyük hale getirip öyle çözüyorlar. Şimdi yani devasa, yani bir makrodaki ile mikro ölçekteki şeyin, nasıl söyleyeyim, bir sistemin davranışları aynı olur mu? Aynı tecrübe olur mu? Şimdi bunlar küçük detaylar. O yüzden eğer ben CFD mühendisi olmak istiyorum diyorsanız teknik altyapınızı çok iyi hazırlamanız lazım. Bunlar olmadan eğer endüstriye iş yapacaksanız başınız ağrır. Ha, şimdiye kadar ağrımıyorsa sizin o yaptığınız simülasyonlar yeterince irdelenmiyordu. Şimdi daha önce de hep söylemiştim. Dışarıya iş yaptıran kişilerin aldığı, para ödediği safety raporlarını görüyorum. Yani el insaf diyorum. Çünkü yani alan kişi de bunu aslında çok kullanmıyor belki de. İrdelenmiyor. Ama şimdi siz böyle küçük şirketlerden büyük şirketlere geçtiğiniz zaman benim bu söylediğimi yaşarsınız.
Herkese kolaylıklar diliyorum.